Ey Allah'ın Resulü! Ya Resulallah! Biz de senelerdir senin getirdiğin hayatın uzaklarında kalmışız. Perişanız ya Resulallah! Cemiyetimiz İslam cemiyeti değil ya Resulallah! Zapt edemiyoruz insanları ya Resulallah! Tuttuğumuz oruçlarla, kıldığımız namazlarla cemiyete hakim olamıyoruz ya Resulallah! Yaklaşan hicretin 1500. asrı içinde imdad eyle ya Resulallah! Şu aziz topraklara İslam ahkamını hakim eyle ya Resulallah! Bir taraftan ya Resulallah, günahların, isyanların, haramların izahını yapıyor, ümmeti Muhammed'i sakındırmaya çalışıyoruz. Fuhşun kötülüğünü anlatıyoruz, zinanın fenalığını anlatıyoruz, açık saçıklığın günah olduğunu, isyan olduğunu anlatıyoruz. Zina etmenin her çeşidinin İslam'da haram olduğunu anlatıyoruz. Öbür taraftan mevcut yönetim hayatını zina ederek kazanan bir dansöze şeref madalyası veriyor. Ya Resulallah! Yaptığımız vaaz-ı nasihatların tesiri mahvoluyor ya Resulallah. İnsanları cehenneme gitmekten koruyamıyoruz ya Resulallah. Sahibimiz yok ya Resulallah. Hayatımız İslam hayatı değil ya Resulallah. İmdad eyle, medet eyle ya Resulallah. Senden ayrı düşen hurma kütüklerinin feryadını duyar gibiyiz. Sen de bizim feryadımızı işit ya Resulallah. Duy ya Resulallah. Allah katındaki şerefin hürmetine, Allah katındaki büyüklüğün hürmetine şu cemiyeti İslami hayata mahkum eyle ya Resulallah. Aziz ve asil müminler, böyle bir Ramazan'ın içinde İslam'ın hayatından çok uzak, İslam nizamının çok ötelerinde, günahların ve isyanların resmileştiği bir hayat içinde, zanilerin ve fahişelerin caddeleri ve kaldırımları işgal ettiği bir cemiyette tuttuğumuz oruç bizden razı olmayacak, bir imkan yok buna. Çocuklarımızın, canilerin ve katillerin ellerinde öldürdüğü bir cemiyette, devletin ve idarenin hayatımızı koruyamadığı bir cemiyette biz Ramazan'ı tutamayız, biz Ramazan'a sahip olamayız. Ramazan bizden asla memnun olmayacaktır Müslümanlar. Hayatımız baştan başa felaket, cemiyetimiz baştan başa felaket, her taraf isyan ile dolu, her taraf zina ile dolu, devletin televizyonunu açar açmaz karşınıza fahişeler çıkıyor, zaniyeler çıkıyor, faiz alan alkışlanıyor, günah alkışlanıyor, haram alkışlanıyor. Böyle bir cemiyette tuttuğumuz oruçların bizi ne hale ve ne şekle sokabileceğini tasavvur etmek zorundayız ey Müslümanlar, ey müminler, ey mükedder çehreler, ey muvahhid insanlar. Nasıl yapmalıyız da İslam'ı hayatımıza hakim kılmalıyız? Nasıl, ne yoldan, ne şekilde, ne biçim bir hareket tarzıyla İslam'ı hayata mutlaka hakim kılabilmenin mücadelesini vermeliyiz? İşte bu noktaya gelmişken